Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yüstelemu minel erkani fit tavaf. Bu bab tavaf ederken Beytullah'ın rükünlerini istilam etmek bahsidir. Kaç rükün istilam edecek? Bir mi, iki mi, dört mi? Burada da vakı olan ihtilafi İmam-ı Tahavi beyan buyuruyorlar. Haddesena Fehdun gâle haddesena Ahmed ibn Yunus gâle haddesena Züheyr ibn Maviye gâle haddesena Ebu Zübeyr en Cabir ibn Abdillah gâle. Hazreti Cabir dediler ki künnâ nestelimu biz istilam ederdik el erkâne rükünleri küllehâ hepsini. Beytullah'ın dört rükmünü de istilam ederdik. İstilam Allahu Ekber'dir. Elini o rükne kor, ondan sonra yürür. Öteki rükne gelir. Gene elini o rükne sürer, köşeye sürer. Gider böyle Beytullah'ın dört köşesini istilam ederdiler, ellerini sürerdiler. Şimdi bu Cabir'in radıyallahu teâlâ'nın rivayetinde Beytullah'ın dört köşesini de istilam ederler imiş. Haddesena Ahmed ibn Davud kâle haddesena Yakub ibn Hümeyd kâle haddesena Bekî'un en İbrahim ibn Tehman en Ebi Zübeyren Cabir'in radıyallahu anhu mislehu. Yani Hazreti Cabir'den bu rivayeti İmam-ı Tahavi Ahmed ibn Davud tarikiyle de rivayet ediyor. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezâbe kavmun bir cemaat sahip oldular ki ila ennemen bir kimse ki tafete bil beyt beytullahi tavaf etti feyenbeğî lehu ona layıktır en yestelmi istilam ede erkânehu beytullahın rükünlerini köşelerini küllaha hepsini vehteccû ihticac ettiler hüccet getirdiler fîzâlik bu mesele hakkında bihâdel hadis bu hadisi şerifi de hüccet getirdiler. Hazreti Cabir ibn Abdullah'dan rivayet edilen hadisi delil getirdiler ki Beytullah'ı tavaf ederken onların dört köşeyi de istilam ederler imiş. Ve halefem fi zalike aharun ulemanın diğerleri bunlara muhalefet ettiler. Bu mezhebe kail olanlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki la yenbeği layık olmaz en yestelime tavaf eden adamın istilam etmesi minelerken rükünlerden fit tavafi tavafta neyi istilam etmesi? Gayrer rükneynil yemaniyeyin. Rükni, iki rükni yemaniden başkasının istilam etmesi layık değildir. İki rükni yemani hangisi? Birisi Hacerül Esved'in olduğu köşe, birisi de Yemen tarafında olan köşe. Bu iki köşe. Onlara yemaniyeyin denilmesi talip terikiyle. Yani Yemen o tarafa düşüyor da bunun için onlara Hacer-i Esved'in olduğu rükne köşeye bir de öteki köşeye rükne yemani deniliyor. Bu ikisini istilam etmesi layıktır ama diğer ikisini istilam etmesi layık değildir. Buyurdular. Vehteccü delil getirdiler. Fizalik bu mesele hakkında bima bir hadis ile ki haddesine bize rivayet eyledi İbn-i Merzuk. İbn-i Merzuk İmam-ı Tahavi'ye rivayet eylemiş. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي داود النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر diyorlar ki Peygamber Efendimiz lem yekun yemurru yürümez idi bihazeyn rükneyn bu iki rükne el esvede vel yemani iki rükünden maksettiği Hacerül Esved birisi de rükne yemani bunlara yürümezdi illa istelemehuma illa bunları istilam ederdi fit tavafi tavafta. Ve la yestermi istilam etmezdi hazeynil ahireyn. Kalan iki yani rükn-i şami tarafında olanları istilam etmezdi. Haddesena Yezid ibn Sinan kâle haddesena Ebu Asim fezekere bi isnadihi mislehu. Bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Yezid ibn Sinan tarikiyle de rivayet eyledi. حدثنا يزيد وابن مرزوق قال حدثنا ابن الوليد الطيالسي وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه. Bu üçü de Yezid ibn Sinan, ondan sonra İbn Merzuk, yani Yezid ibn Sinan Leys tarikiyle bunlar rivayet eylediler Salim'den. Salim de babası Abdullah ibn Ömer'den. قال Abdullah ibn Ömer buyurdular ki لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ben Peygamber Efendimiz'i görmedim. يمسح مسح der görmedim. من البيت
Beytullah'dan illa rükneyni liyemaniyeyni illa iki rükni gördüm. Bunları meshederdi. Haddesena Yunus kâle akberene ibn-i Vehbin kâle akberene Yunus an ibn-i Şamil an ibn-i Şihabin an Salim'in an ebihi. Salim babası Abdullah ibn-i Ömer'den rivayet eyledi. Kâle Abdullah ibn-i Ömer dedi ki innehu, burada kitapta innehu yok. Orada yazılması lazım. İnnehu lem yekun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yestelimi. Peygamber Efendimiz istilam etmezdi. Min erkanil beyti, beytin rükünlerinden. İlle rükünel esvede, illa hacerul esvedin olduğu rükünü istilam ederdi. Vellezi, bir de şul bir rükünü istilam ederdi ki yelihi, onu velidir, onun yanındadır. Min nehvi daril cümehiyyin. Beni Cümehen evlerine yakın olan, yani rükn-i yemali, bir de bunu istilam ederdi. Bu hadisi şerifler de ispat ediyor ki Peygamber Efendimiz dört rükünden ikisini istilam ederdi, ikisini etmezdi. Haddesena Rabi'ül Mâzinu kâle haddesena ibn-i Vehbin anilleyfi an ibn-i Şihabin fezekere bi-isnâdihi mislehu. İmam-ı Tahavi bu hadisi şerifi Rabi'ül Mâzin terikiyle de rivayet ediyor. حدثنا يونس قال حدث أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبيد بن جريج عبد الله بن عمر dedi ki رأيتك ben seni gördüm لا تمس مسيتmiyorsun من الأركان ركنlerden إلا اليمانيين إلا iki rükn-i yemaniye bir Hacer-ül Esved'in olduğu yer bir de rükn-i yemani bunları sen mesediyorsun yani ellerin bu ikisine sürüyorsun. Fakat Abdullah ibn Ömer buyurdular ki Raeytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Peygamber Efendimiz'i gördüm. Gördüm la yemessu min el erken rükünlerden mesetmezdi iller yemaniyeyni illa iki rükün yemaniye. Hacerül Esved'in olduğu rükün ile onun yanında olan rükün yemaniye mesederdi. Onun için ben de böyle yapıyorum buyurdu. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا عتاب بن بشير الجزري عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان طاف بالبيت معاوية بن أبي سفيان بيت الله طواف بالبيت الحرام يعني كعبة معظمة طواف فجعل يستلم الأركان كلها ركنlerin hepsini istilam eder oldu. Dördünü de istilam ederdi. Fakale İbn Abbas radıyallahu anhuma Abdullah İbn Abbas Muaviye dedi ki lima testelimu hazeyni rükneyn niye bu iki rükün sen istilam ediyorsun? Yani Hacerül Esved'in olduğu köşeyle rükün Yemani'den başka kalan rükün Şam-ı Şam tarafında vakı olan bu iki rükünleri senin için istilam ediyorsun. وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz olmadı. يَسْتَلِمِهُمَا Bu rükn-i Şami tarafında olan o iki rükni istilam eder olmadı. Senin için istilam ediyorsun. فَقَالَ مُعَوِيَةُ Muaviye dedi ki لَيْسَ مِنَ الْبَيْتِ Beytullah'tan olmadı. Şeyün bir şey meşhurun terk edilir olmadı. Beytullah'ın hepsi mübarektir. Neresine elin sürersen sür, terk edilmez. Dedi, bu akli bir delil söyledi. Peygamber Efendimiz'den nakil yok da Muaviye kendi aklından. Yani bu mübarektir, mukaddestir. Neresini elini sürersen sür buyurdu. Fakale ibn Abbas radıyallahu anhum Abdullah ibn Abbas ona cevaben dedi ki Estaizu billah لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Ayet-i Kerimesini okudu ki لَقَدْ كَانَ اُلْدِ لَكُمْ sizin için فِي رَسُولِ اللّٰهِ Resulullah Efendimiz'de üsvetun iktida edilecek şey. Öyle iktida edilecek ki hasenetin güzel. Güzel iktida edilecek şeyler Resulullah da. O nasıl yaptıysa siz de öyle yapın. Kale Muaviye dedi ki sedekte. Doğru söyledin dedi. Yani Abdullah ibni Abbas'ın sözüne geldi. فَهَذِي لَا تَارِ كُلَّهَا İşte bu eserlerin hepsi, bu hadislerin hepsi tuhbiru haber veriyor an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den haber veriyor ki اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ O olmadı. Ne olmadı? يَسْتَلِمُ فِي تَوَافِهِ Tavafında istilam eder. Olmadı. غَيْرَ الرُّكُنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ
iki rüknü yemaniden başkasını istilam eder olmaz diye. Ve mâ hâdîl asar, bu eserlerle beraber minet tevatür. Bu eserlerde ne de minet tevatürü, tevatürden yani çok gelen bu eserlerle beraber. Ma olmadı, ma ol bir şey ki, leyse olmadı meal eseril evvel. Bu eserlerde gelen şeyler, leyse meal eseril evvel, birinci hadiste yok. Birinci hadiste ne rivayet eyledi? Rivayet eyledi ki, Beytullah'ın her tarafını Cabir bin Abdullah dedi ki, dört rüknünü biz istilam ederdik. E şimdi mukayese yapıyoruz. Orada Cabir bin Abdullah'ın hadisi var. E burada da bu kadar birçok hadisi şerifler okuduk. Onun için İmam-ı Tahavi diyor ki, ve mâ hâdîl âser, bu eserlerle beraber olucudur. Minet tevatürü, tevatürden ma bir şey olucudur ki, leyse olmadı meal eseril evvel, birinci hadisle beraber olmadı. Cabir bin Abdullah'dan bir rivayet geldi. Halbuki bak burada Abdullah ibn Ömer'den, Abdullah ibn Abbas'tan kaç tane hadis geldi. Öyleyse bu daha evladır. Alınmaya emel ittihaz edilmeyi için alınmaya daha bu muvafıktır. Ve kâne minel hücceti, yine hüccettendir. İndena, bizim indimizde. Allahu alem. Kim için hüccet? Limen, bir kimsenin lehine ki, zehebe ilâ hâzî ilâ sâreyda. Bu eserlere sahip olan kimse için hüccettendir. Kim aleyhine? Alâ men zehebe ilâ men hâlefuhâ. Muhalif olanların aleyhine olan hüccettendir. Biz burada diyor ki, biz diyoruz ki iki rükün istilam edilir. Muhalifler diyor ki dört rükün istilam edilir. Öyleyse bizim lehimize, onların aleyhine olan delillerdendir ki enler rükneyni yemaniyeyn. İki rükni yemani. Hüma, bu ikisi mebni, yani bina edilmiştirler. Alâ müntehel beyti, beytin nihayetine. Mimma yelihima, kendi taraflarından olan Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu esaslar üzerine bina edilmiştir. Vel aharani, öteki ikisi leysa kezalik, Hazreti İbrahim'in bina etmiş olduğu esaslar üzerine bina edilmemiştir. Nihayette değildir. Bu esaslar üzerinde de, fakat nihayette değil. Bunlar nihayette, yani dışarısı Beytullah'tan değil. Fakat öteki iki rükünden sonra Beytullah'tan yine vardır. Nihayet değildir. Lennel hicre, hicri İsmail ve râehuma, onların gerisindedir. Ve huve minel beyt, hicri İsmail de Kabe'dendir. Ve kad ecme'u, icmail ediler ki enne mâ beyne rükneynil yemaniyeyni, iki rükni yemaniyenin arası, rükni yemaniden Hacer-ül Esved'e kalan bu ara la yüstelem, istilam edilmez. Rükünlerin, köşelerin kendisi istilam edilir. Fakat o iki köşenin arasında olan mesafenin bir yeri istilam edilmez. لَاَنَّهُ لَيْسَ بِرُكُنُنْ لِلْبَيْتِ, çünkü Beytullah'ın köşesi değildir bu ara. Köşeler istilam edilir, İki köşenin arası istilam edilmez. فَكَانَ يَجِئُ فِي النَّظَرِ, öyleyse kıyasla gelir ki en يَكُونَ كَذَلِكَ, böyle ola. اَرْرُكُنَانِ الْآخَرَانِ, rükün-i Şami, rükün-i Irak'ında böyle ola. لَا يُسْتَلَمَانِ, onlar istilam olunmazlar. لَاَنَّهُمَا, bunlar لَيْسَا بِرُكُنَيْنِ لِلْبَيْتِ, beytin köşeleri değildir. Onlardan sonra daha hele Beytullah'dan bir miktar kalmış, köşeler o boşlukta kalmış. Beytullah'ın köşeleri değil ki onlar da istilam ola. Köşeler istilam edilir. Köşelerin araları istilam olunmaz. Bu da yine bizim delilimizdir. وَقَدْ رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi ki Hicri, Hicri İsmail hakkındaki اَنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ, Hicri İsmail Beytullah'tandır diye rivayet edildi. Ne rivayet edildi? مَاشُ bir hadis ki حَدَّسَنَا رَبِّيُ الْمَأَذِّنِ قال حدثنا أسد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها. Hazreti Ayşe'den rivayet edildi. قالت Hazreti Ayşe buyurdular ki سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ben Peygamber Efendimiz'e sordum. عن الحجري, Hicri İsmail'den. فقال buyurdu ki هو من البيت, o Beytullah'tandır. Fakultu, Hazreti Ayşe diyor ki ben dedim ki مَا مَنَعْهُمْ, Kureyş'i ne men etti ki en يُدْخِلُوهُ, onu ithal edeler fihi Kabe'ye. Kabe'yi yaparken niçin onu dışarıda koydular? Mani olan şey neydi?
قال رسول اكرم efendimiz buyurdular ki acizet aciz oldu kafi gelmedi bihim kureyş ennefeketü nefeket paraları kalmadı helal paradan helal paralarından kazançlarından Beytullah'ı tamir ettiler. O vakitte helal paraları o kadar idi kafi gelmedi onun için Beytullah'ın bir kısmını dışarıda koydular. Şimdi bu hadisi şerifte beyan buyuruyor ki Hicri İsmail'in bir kısmı Kabe-i Mazlamedendir. Haddesena Fahdun kâle haddesena el-Hasen ibn-i Rabi'a kâle haddesena bil-Ahvas enil-Aş'as enil-Esved ibn-i Yezid kâle kâlet Âişetu radıyallahu anh'a Hazreti Âişe buyurdular ki Sâltu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Resûl-i Ekrem Efendimiz'e sordum minel Hicri, Hicri İsmail'in hakkında Eminel beyti Beytullah'tan mıdır hüve bu Hicri İsmail diye sordum. Kâle Resûl-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki naam evet Beytullah'tandır. Kultu diyor, Hazreti Âişe diyor ki ben dedim ki mâ lehum Kureyş'e ne oldu ki lem yudhiluhu fil beyt bunu Beytullah'a ithal etmediler. Beytullah'ı yaptıkları vakitte burasını hariçte koydular. Kâle Resûl-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki inne kavmeke senin kavmin kasuret noksan geldi bihim anlara en nefekatü nefeke. Nefeke tamam olmadı. Noksan geldi. Onun için orası dışarıda kaldı. Bunun sebebi Kureyş'in zamanında Beytullah yıkıldıydı. Bunu yapmak için helal paralarını topladılar. Haramdan kazançlarını koymadılar. Helal paralarını topladılar. Vakıtta Cidde'de bir vapur ağaç yüklüydü. Karaya çökmüştü. Gitti o ağaçları satın aldı. Getirdiler. Hesap yaptılar ki bunu eski şekilde müstatil idi. Eğer müstatil şeklinde yaparsak bu para kafi gelmez. Getirdi. Biraz Hicri İsmail'i dışarıda koydular. Dört köşe olarak yaptılar ki paralarına göre yapmış oldular. İşte sebebi bu. Fekultu Hazreti Âişe diyor ki ben Resul-i Ekrem Efendimiz'e buyurdum ki ma şanu babihi kapısının şanı nedir ki mürtefi'un mürtefi'edir. Kapısını niye yukarıdan yaptılar? Aşağıdan düz yapmadılar. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki fe'ale kavmü ki senin kavmin Kureyş bunu yaptılar. Yukarıdan koydular. لِيُدْخِلُوا Orayı içeriye bıraksınlar. مَنْ شَاءُ Diledikleri adamı. Arzu ettikleri adamı merdiven koysunlar da Beytullah'ın içine bırak. Müsaade etsinler girmeye. وَيَمْنَعُوا Mani olsunlar. مَنْ شَاءُ Dilediklerine de mani olsunlar. Kendi arzularını için bunu göre yukarıdan yaptılar. İstemedikleri adamı içeriye sokmazdılar. وَلَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكِ Eğer ya Ayşe senin kavmin olmasalar idi. Hadisu ahdihim bi cahiliye. Daha cahiliyete zamanları yakın olmasaydı. Daha yeni Müslüman oldular. Taze Müslüman oldular. Zamanı cahiliyete yakın. Onlar eğer bu olmasaydı ben bunu söker asıl Beytullah'ın şekli aslı üzerine yapardım ve kapıyı da aşağı indirirdim. Feahafı ben korkarım ki en tünkire kulubuhum bunların kalpleri inkar ede zalike bunu. Diyeler ki bunlar daha yeni Müslüman olmuşlar, imanları zayıf. Bak Resulullah Efendimiz Beytullah'ı tahrif etmeye, tayin etmeye başladı derler de bundan korkuyorum buyurdu. Eğer bu olmasaydı le nezertu ben nezar ederdim en üdhilel hicre, Hicri İsmail'i ithal eder etmeye fil beyti Beytullah'a ve en elzege bir de indirmeye babehu kapsinde bil ardı yere indirip yer ile müsavi yapmaya arzu ederdim. Fakat korktum ki bunlar yeni Müslüman olmuşlar, imanları zayıf, kalpleri inkar eder, tekrar küfre dönerler. Resul-i Ekrem'imiz Hazreti Âişe'ye böyle cevap verdi. Haddesene Ebu Bekir tekali, haddesene Ebu Davud kalli, haddesene Selim ibn-i Hayyan, kalli haddesene Sa'id ibn-i Mina, kalli haddesene Abdullah ibn-i Zübeyir, kalli haddesetni Âişetu radıyallahu anha. Hazreti Âişe rivayet ediyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle leha. Hazreti Âişe'ye dedi ki levla enne kavmeki senin kavmin olmasaydılar. Hadisu ahdin bil cahiliye. Cahiliyete yakın olmasaydılar. Cahiliye zamanına yakın. Daha yeni bunlar cahiliyete Müslüman oldular. Böyle olmasaydı lehedemtül Kâbete. Kâbe'yi yıkardım. Ve elzektuha uni İlzak ederdim, indirirdim bil ardı yere. Yani kapısını da yerden yapardım. Ve cealtü leha babeyni. Ona iki kapı kılardım. Baben şerkiyen
bir şark tarafına bir kapıyı ve baben garbiyen bir de garp tarafına bir kapı. Şerkten girer, garpten çıkardılar. Ve lezittü hem de ziyade ederdim Beytullah'a sittete ezru'in minel hicri. Hicri İsmail'den 6 arşun. 6 arşun ki yani 3 metre. O bu kadar da ziya ederdim fil beyti beyte. İnne Kureyşen Kureyş istaksaratu malları kafi gelmedi. Lemma benetil beytle vaktaki Beytullah'ı yaptılar. Malları kasır kaldı, kafi gelmedi. Onun için Beytullah'ı biraz küçülttüler. Hicri İsmail tarafında 6 zira dışarıda kaldı. Böyle cevap verdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye. Haddesena Ebu Bekir'de kâle, haddesena Abdullah ibn-i Bekri Sehmiyyü kâle, haddesena Hatem ibn-i Ebi Sagire, an Ebi Kaza, an Abdel Melik ibn-i Mervan, beynama huve yatuf bil beyt, Abdel Melik ibn-i Mervan, Beytullah'ı tavaf ederken, biz kâle, dedi ki, katele Abdullah ibn-i Zübeyir. Yani Allah Abdullah ibn-i Zübeyir'i katyetsin, beddua ediyor. Heysu yeksibu ala ümmül müminin, ümmül müminin Hazreti Ayşe'ye yalan, onun üzerine yalan isnat etti. Yekulu Abdullah ibn-i Zübeyir'di ki, semiyeta ben Ayşe'yi işittim. Vehye tekulu. Ayşe derdi ki, inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kâle buyurdular. Ya Ayşe levlâ hissânu kavmiki bil küfri. Senin kavmin küfre yakın olmasaydılar, yani yeni küfürden İslamiyete geldiler. Eğer bu böyle taze Müslüman oldular, bu olmasaydı, ne nakattul beyte ben beyti bozardım, hatta azide fihi ben onda ziyade ederdim, minel hicri hicirden ziyade ederdim. Bunu hadisi yalan olarak Hazreti Ayşe'ye isnat etti. Hazreti Ayşe'den böyle bir rivayet geldiği yok diye Abdullah ibn-i Zübeyre Abdülmelik beddua etti. فَقَالَ الْحَارِسُ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ Abdurrahman demiş, yanlış, Abdullah. Haris ibn Abdullah ibn Ebi Rabia. Orada ibn'den sonra Ebi kelimesi de nakıs. Fakale dedi kim? El-Haris ibn-i Abdullah ibn Ebi Rabia. Haris ibn Abdullah ibn Ebi Rabia dedi ki La tekul zalike ya emirel müminin. Abdülmelik diyor ki ya emirel müminin böyle deme. Fe ene simiyetü ümmel müminin. Ben kendim Hazreti Ayşe radıyallahu anha'yı işittim. Tekuluhu bunu derdi, bu hadisi dediğini ben de işittim. Kale o vakitte Abdülmelik dedi ki, ona kanaat geldi ki bu rivayet doğruymuş. Vedittu, ben arzu ettim ki enni küntü semiyetü, ben bunu işitmiş olaydım. Hâda bu hadisi minke senden. Gable en ehdimehu Beytullah'ı yıkmazdan evvel feterektuhu onu hali üzerine terk edeydim. Çünkü Abdülmelik ibn-i Mervan Mekke'ye geldikten sonra Abdullah ibn-i Zübeyir heyeti asliyesi üzerine yapmıştı. Hicri İsmail'den de 6 arşun almış ilave etmişti. Müstatil bir şekilde yapmıştı ve kapılarını da aşağıya indirmişti. İki kapı yapmıştı. Hazreti Ayşe'nin rivayeti üzerine. Abdülmelik bu hadis yalandır. Hazreti Ayşe'ye yalan isnat etti Abdullah ibn-i Zübeyir kendi keyfiyle hareket etti diye. Abdullah ibn-i Zübeyir'in yapmış olduğu şekli bozdu. Gene Kureyş'in yapmış olduğu gibi yaptı. Kapıyı yukarıda koydu ve Hicri İsmail'den de 6 arşın dışarıda koydu. Ondan sonra da Abdullah ibn-i Zübeyir'e beddua etti. Bu hadis uydurdu dedi. Fakat Haris ibn Abdullah dedi ki hayır. Bu hadisi ben de Hazreti Ayşe'den işittim deyince Abdülmelik eyvah mesele doğruymuş. Keşke bu hadisi ben senden evvelce işitmiş olsaydım da Beytullah'ı yıkmasaydım öyle hali üzerine terk etmiş olsaydım. Fakat tekrar bir daha sökmek yapmak bu da olmadı, öyle kaldı. فَلَمَّا سَبَتَ اَنَّ الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ Şimdi bundan sabit oldu ki Hicri İsmail Beytullah'tandır. وَاَنَّ الرُّكُنَيْنِ iki rükün, اَلَّذَيْنِ öyle iki rükün ki يَلِيَانِهِ Hicri İsmail tarafındadır. Rükün Şami ile rükün Irak'ı. Bunlar لَيْسَا بِرُكُنَيْنِ لِلْبَيْتِ Beytin rükünleri değildir, beytin köşeleri değildir. Daha köşelerinin arasında kalan yerlere gelmiş. Daha o köşe ondan uyanı. Sebete sabit oldu ki ennehuma bu rükün Şam'ı rükün-i Irak'ı kema beyne rükneynil yemaniyeydi. İki rükün yemane arası gibidir. Rükün-i Yemani ile Hacerül Esved'in arasındaki olan o yer istilam edilir mi? Edilmez.
Ve öyleyse bu rükn-i İraki ile rükn-i Şami de tam köşede değildir. Köşeden daha içeride kalmıştır. Onlar da istilam edilmez. فَكَمَا كَانَ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ لَا يُسْتَلَمْ İki rükn-i Yaman'ın arası istilam olunmadığı gibi فَكَذَالِكْ Böylece istilam olunmaz. فَكَذَالِكَ هَذَانِ Bu rükn-i İraki, rükn-i Şami'de اَيْذَا Onun gibi فِنَّزَرِ قِيَاسْتَ لَا يُسْتَلَمَانِ Onlar da istilam olunmazlar. Öyleyse bundan anlaşılıyor ki eğer o iki rükün getirilse nihayette tam aslında olduğu gibi tam köşede de yapılsa istilam olunurlar. Fakat köşelere gelmemiş istilam olunmazlar. Fakat istedelle Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhüm. Abdullah ibn Ömer istidlali iledi. Ne ile? Bima ul bir şeyle ki istedelle bihi biz anında istidlal ettik. Min hâda bu mesele hakkında fi terki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in terk ettiği hakkında istilame zeynike rükneyni o iki rükünün istilamını yani Hz. Peygamber Efendimiz rükün-i Şami rükün-i İraki'yi istilami terk etti. Bunu Hz. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh bunu rivayet ediyor. Bizim rivayetimize muvafık geliyor. O rivayette şu حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر خبر وردي كيم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر خبر وردي كيم عبد الله بن محمد بن أبي بكر Kimden? En Aişe'te radıyallahu anh, Hazreti Aişe'den haber vermiş ki enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kale buyurdular. Elem terey sen görmez misin ya Aişe? Asli tereyine lem gelmiş, cezmitmiş. Akırındaki nuneye Arap düşmüş. Ya kalmış. Ya-i hitap. Elem terey sen görmez misin? Enne kavmeki senin kavmun. Heyne benevül Kabe'te Kabe'yi bina ettikleri vakitte iktisar ettiler. En kavaidi İbrahim aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın kavaidinden iktisar etti, küçülttüler. Fekalet Hazreti Aişe dediler ki, fekultu ya Resulullah, ya Resulullah, efe la terudduha, sen onu reddetmez misin? Ela kavaidi İbrahim, İbrahim aleyhisselatu vesselamın yapmış olduğu esasların üzerine onu reddedip yeniden yapmaz mısın? قال رسول الكريم فمز بيردلر كي لولا حسان قومك بالكفر senin kavmin küfre yakın daha küfürden yeni çıktılar taze müslümandırlar bu olmasa idi yapardım şimdi bunlar yeni müslüman olmuşlar hele küfür zamanı uzaklaşmamış daha yakında putlara tapıyordular şimdi Beytullah'ı sökerseniz bunların kalplerine teşviş gelir vesvese gelir şeytan bunları tekrar küfre gitmesine sebep olur. Yani izahı bu. Kale, ravi dedi ki, fekale Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhüm, Abdullah ibn Ömer buyurdular ki, ve inkânet Aişetu radıyallahu anhâ, Hazreti Aişe olduysa, semiat zâlike min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den Hazreti Aişe bunu işittiyse, ma erâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber Efendimiz'i görmem ki tereke istilâme rükneyn o iki rükünün istilamını terk etti. Ellezeyn öyle iki rükün ki yeliyânil hacer hicre, Hicri İsmail tarafında olan rükün-i Şam ve rükün-i İraki denilen iki rükün istilamını Peygamber Efendimiz terk etmedi. İllâ ennel beyte illâ beytullah lem yetim ve tamam olmadı. Ala kavaidi İbrahim aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın kavaidi üzerine tamam olmadı. Yani tam onun koymuş olduğu köşeye kadar gelmedi. Fekale Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhüm, Abdullah ibn Ömer buyurdular ki, لَاِنْ كَانَتْ عَيْشَةُ radıyallahu anhâ سَمِعَتْ ذَٰلِكَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe radıyallahu anhâ bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiyse, Ma ara ben görmem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ki tereke istilâme rükneyni lezeyni yeliyânil hicre Hicr tarafındaki olan iki rükne, rükn-i Şam'ı ve rükn-i İrâgen'in istilam edilmesini terk ettiğini görmem
illa ennel beyte illa beyti şerif lem yetimme tamam olmadı ala kavaidi İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselamın kavaidi üzerine tamam olmadı da onun için Resul-i Ekrem Efendimiz onları istilam etmedi. Ben böyle görüyorum. İşte bizim davamızı Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'a da ispat eylemiş oldu ki dört rükün istilam edilmez. İki rükün istilam edilir. Hacer-ül Esved ile rükn-i Yemani, çünkü onlar esasen Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu köşelerdedir, aynı yerdedir. Öteki rükn-i Şami ile rükn-i Iraki köşelerde değil, köşelerden içeridir. Köşeler daha dışarıda Hicri İsmail tarafında kalmıştır. Onun için köşe olmadığından onlar istilam edilmez. فَسَبَتَ بِهَذِهِ الْاَثَارِ Bu eserlerle sabit oldu. مَا ذِكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz şey bizim dava sabit oldu. وَاَنَّهُ لَا يَنْبَغِي Evet, şu da sabit oldu ki layık olmaz. اَنْ يَسْتَلِمَ Tavaf eden adam istilam eden مِنْ اَرْكَانِ الْبَيْتِ Beytin rüküllerinden, dört köşesinden istilam etmesi layık değildir. İlla rükneyni yemaniyeyni, illa iki rükne yemaniyi istilam etmesi layıktır. Hacer-i Resved ile rükne yemaniyi istilam eder, diğerlerini etmez. İşte bu sabit oldu. Ve hâzâ kavru Ebi Hanife'te, işte Ebu Hanife'nin kavru budur. Ve Ebi Yusuf'a ve Muhammed'in, Ebu Yusuf'un ve Muhammed'in kavru da budur. Rahimehumullahu Teala, Allahu Teala onların hepsine rahmet ve merhamet eylesin. Vallahu Teala a'lemu sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.